Merhaba arkadaşlar, 7. dersimize hoş geldiniz. Bugün ne konuşacağız? Anadolu'da Türk Siyasi Birliği'ni sağlama faaliyetleri başlığını ve tabii ki burada güç mücadelesi üzerinde de duracağız. Peki bu dersimizin ödevi nedir? Sıfırdan 10'a tarih soru bankamızdan 48 ve 53. sayfaları, 10. sınıf dinamo soru bankamızdan 43-44. Sayfaları ve tabii ki burada üniteyi bitirdiğimiz için arkadaşlar ünite sonundaki ünite testlerimizi 45 ile 58 arasındaki sayfaları da yapacağız. Ünite tekrar açısından çok önemli. Buna çok dikkat edelim. Şimdi burada ne konuşuyoruz? Anadolu'da Türk Siyasi Birliği'nin sağlama faaliyetlerinden bahsedeceğiz değil mi? Sonra tabii Türklerdeki liderlik mücadelesinde konuşalım. Öncelikle şunu unutmayalım. Şimdi Osmanlı'nın kuruluş yıllarında Anadolu'da pek çok beylik vardı. Ve Osmanlı Devleti'nde Anadolu'da siyasi birliği sağlamak için çabaladığını göreceğiz. Peki Anadolu'da Türk siyasi birliğini neden sağlamak istiyor Osmanlılar? Anadolu'da beylikler var ve Anadolu'daki Türkleri tek devlet çatısı altında birleştirmek istiyoruz. Aslında bunu söylediğim anda bile siz hemen bir mantık devreye koydunuz. Ya canım paramparça olur mu dediniz değil mi? Olmaz tabii ki ama biz bir mantık çerçevesinde oraya ulaşalım. Bir kere biz Balkanlarla uğraşırken, Bizans'la, Sırplarla, Bulgarla uğraşırken özellikle ve öncelikle Karabanoğulları Beyliği olmak üzere Osmanlı'ya saldırıyorlardı. Tabii biz buraları alacağız bu süreçte. Yermeyen topraklarına bağlıyoruz. Bizimle uğraşıyor. Ha, ne yapalım? Şu siyasi birliği sağlayalım ki arkamızı sağlam alalım. Yoksa Batı yönlü fetihlerde sıkıntılar oluyor. Başka, ya ben Bizans'la mücadele ediyorum. Görüyorum ki ve yine öncelikle ve daha çok Karamanoğulları Beyliği Bizans'la ittifak yapıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bir Türkistan devletine karşı başka bir Türkistan devleti kalkmış Bizans'la ittifak yapıyor. Buna son vermem lazım ki siyasi gücümü ne yapayım? Zirveye çıkarayım. Bu arada Türk beylikleri arasındaki mücadeleler Anadolu Türkleri de olumsuz etkiliyor. Birbirlerine girmişler. Sürekli kavgalar, çatışmalar ne yapıyor? Türkler darbe alıyor. Bir an önce şurada siyasi birliği sağlayalım ki Anadolu Türkleri halkımızla mutlu yaşayabilsin. O zaman neden siyasi birliği sağlamak istiyoruz? Batı yönlü fetihlerde doğudan gelen tehditlere son vermek, Bizans'la ittifak yapılmasını önlemek ve halkı huzura kavuşturmak. Peki, şimdi Osmanlı Devleti Beyliği ilk yıllarında diğer beyliklerle nasıl iyi geçinmiş? İlk yıllarda Osmanlı diğer beyliklerle iyi geçinme siyaseti izlemiş. Niye? Ya şuraya bir baksanız arkadaşlar, minicik bir yapı, kayılar. En az veren kaynak ne diyor? 70 çadır. En çok veren kaynak 500 çadırdan oluşan bir aşirettin. O dolayısıyla hemen bunlara dalamazsın. Çok zayıfsın. O zaman diğer beyliklerle oranla çok zayıf. İlk yıllarında iyi geçiniyor. Ve Bizans'la gaza yaparak Anadolu'dan destek almak istiyor. Şimdi bunlar çok küçük ama diyorlar ki ya şu Bizans'a saldıralım. Bu durumda Canlaroğulları'ndan, Karamanoğlu, Germiyanoğulları'ndan falan Anadolu'ya gaza, yani Allah rızası için savaş amaçlı gönüllüler geliyor. Ben o beyliklerden gelen gönüllülerle Bizans'tan toprak kazanıyorum. Bu sayede de yeni göçlerle büyüyorum. O zaman niye ilk yıllarda iyi geçiniyor? Osmanlı kayılar çok zayıf. Savaşacak güçleri yok beyliklerle. İkinci olarak da onların desteğine muhtaçlar. Peki Osmanlıların beyliklere karşı izlediği politik süreç iki adımdan oluşuyor. Yani biz iki adım beyliklerle. Öncelikle arkadaşlar 1. Murat'a kadar olan süreçte, 1. Murat dahil olmak üzere arkadaşlar, 1. kadar olan Murat'a kadar olan süreçte beyliklerle savaş yapmaktan uzak duruyoruz. Vasallık şeklinde onları Osmanlı himayesine alıyoruz arkadaşlar. Vasallık şeklinde Osmanlı himayesine alıyoruz. Ama Osmanlı Devleti 1. Murat dönemine gelindiğinde Balkanlarda yeterince büyüdükten sonra, özellikle şu koyu yeşil toprakları düşünelim. Şunları aldıktan sonra bayağı büyümüş. Yıldırım Bayezid tahta çıkıyor. Ya bakıyor ki artık biz Anadolu'daki bu siyasi yapıyı değiştirmeli. Çok başla son vermeli. İşte Yıldırım Bayezid dönemine gelindiğinde gerektiğinde askeri güce de başvurarak diğer beyliklere egemenlik altına alıyoruz. Görüyorsunuz değil mi?
Şu açık yeşil yerler Balkanlar'da bizi ilgilendirmiyor tabii. Yine bu Yıldırım Bayezid ama biz Anadolu'da siyasi birlikten bahsediyoruz. Dolayısıyla Anadolu'daki beyliklerin neredeyse tamamı, neredeyse dedik görüldüğü gibi bazı beylikler Osmanlı'da değil, tamamı devlete bağlanıyor. O zaman 1. Murat'a kadar iyi geçiniyoruz. Savaş yapmadan olabildiğince onları etki altına almaya çalışıyoruz. Yıldırım Bayezid döneminde gerektiğinde savaşa da başvurarak ve hatta doğrudan merkeze bağlayacağız bunları. Peki, şimdi Osmanlı'ya katılan beylik halklarının Osmanlı yönetimine bağlandırma amaçları var. Sonuçta bunlar ayrı boylar arkadaşlar. Ve kendi beylerine itaatleri çok daha fazla. Sen ne kadar Türk olursan ol, Karamanoğulları Beyliği'ne sahip olan Karaman soyu olarak düşünün. Bir anda gitmişsiniz, başka bir boyun egemenliği altına girmiş. Adam diyor, hop diyor, ben sana bağlanmam diyor. Sana diyor gönülden diyor itaat etmem. Yani hani bugün nasıl bir millete dayalı bir milliyetçilik, ulusa dayalı bir milliyetçilik varsa o tarihlerde de boya dayalı milliyetçilik vardı ve biz beylikleri alıyoruz değil mi? O zaman bu insanların gönlünü kazanmak için ne yaptık? Bir kere yerel beyleri Osmanlı tımar sistemi için alıyoruz. Hani Karamanoğlu soyundan gelenleri, Candarlı soyundan gelenleri ne yapıyoruz? Tımar sistemini alıyoruz ve onlara tımar toprak vererek hem ekonomik ihtiyaçlarını karşılıyoruz hem de asker yetiştirerek devlete hizmet etmelerini sağlıyoruz. Tabii bunlar komutan olarak da orduda görev alacaklar. Bir zamanlar bey olanların kendi toprakları var. Tapulu değil. Tapulu değil. Tapu olursa feodalite olur. Tapu devletin zamanla çünkü bunu da kaldıracağım. Önce onlara toprak verdim. Ekonomik açıdan rezil duruma düşürmedim. Sonra o topraklarda asker yetiştirip bir komutan olarak savaşa katılmasını sağladım. Ne yaptım onu? Onara ettim. Bu arada bu beylik ailelerine mensup olanlara mülk topraklar da veriyorum. Babadan oğula kalacak şekilde mülk topraklar da veriyorum. Böylece o ailenin isyanlarını önlemeye çalışıyorum. Ve bu çok önemli, bu çok sorulur. Ele geçirilen önemli beylik merkezlerine bir şehzadeyi sancak bey olarak gönderiyorum. Şimdi Kastamonu mesela. Osmanlı Devleti'nde sancak merkezidir. Şimdi illere vali olarak şehzadeleri gönderiyorduk değil mi? Devlet tecrübesi kazansın diye. Ben şehzademi Konya'ya gönderiyorum. Ya da Karamanoğulların merkezi Konya'ya, Candaroğulların merkezi Kastamonu'ya gönderiyorum. Ya da Manisa'ya gönderiyorum, Muğla'ya gönderiyorum. Neden? Çünkü onları eskiden bir bey yönetiyordu değil mi? Şimdi ise Osmanlı soyundan gelen bir şehzade yönetiyor. Alışmışlar ya beyler tarafından yönetilmeye, güçlü siyasi kişilikler tarafından yönetilmeye alışmışlar ya, ben onu onore ediyorum. Bak sana şehzademi gönderdim. Bu ileride sultan olacak diyorum. Böylece ona daha önceki hani o bey tarafından yönetilmenin getirdiği psikolojik gücü ne yapıyorum? Geri kazandırıyorum. Seni de bir şehzade yönetiyor diyerek basit bir validen öte üst düzey bir hanedan mensubunu göndererek onların gönlünü kazanıyorum. Böylece beylikler Osmanlı'ya ya da beylik halkları Osmanlı'ya daha kolay bağlanacakmış. Yerel beyleri tımar sistemi için alıyorum. Beylik ailesine mülk topraklar veriyorum ve şehzadeleri bölgelere gönderiyorum. Peki Anadolu'da siyasi birliği sağlarken Orhan Bey döneminde ne yapmıştık? Karesioğulları'na son vermiştik. Aslında bundan kısaca bahsetmiştik daha önce arkadaşlar size. Karesioğulları'na son vererek ne yaptık? Anadolu Türk siyasi birliği yolunda ilk adım attık. Şuradaki Karesioğulları'nı aldık. Orhan Bey döneminde pembe Osmanlı topraklarını gösteriyor Orhan Bey dönemini. Ve böylece Türk siyasi birliği yolunda ilk adım, birinci adım. Sonra Karesi donanması da Osmanlı'ya bağlandı. Rumeli'ye geçtik, denizcilik faaliyetleri de başladı. Çanakkale Boğazı ile birlikte tabii ki Rumeli'ye geçiş de kolaylaştı. Ama bizim bu konu içerisinde aslında bilmemiz gereken ilk nokta Anadolu Türk siyasi birliği yolunda ilk adım atılmıştır. Diğerleri bir önceki dersimizde de vardı arkadaşlar. Peki 1. Murat döneminde Anadolu'da ne oldu? Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamak için ne yapmıştık? Barışçı yollar. Peki barışçı yollar içerisinde ne yaptık? Bir kere Hamitoğullarından para karşılığı Isparta Akşehir'i aldık. Bakın şurada değil mi? Isparta Akşehir'i para karşılığı aldık. Demek ki aslında Osmanlı bayağı da zenginmiş. Germiyanoğullarından da ne yaptık? Kütahya, Tavşanlı'yı falan aldık arkadaşlar. Ve dolayısıyla savaş dışında,
satın alma, çeyiz, hatta miras yolla 2. Murat döneminde, yani Ermenoğulları yeniden kurulduktan sonra 2. Murat döneminde bu topraklar Osmanlı Devleti'ne miras yoluyla Germiyanoğlu Yakup Bey tarafından bırakılacaktır. Peki Yıldırım Bayezid döneminde Anadolu'da ne yaptık? Osman, Orhan, 1. Murat, Yıldırım Bayezid, 4. Sultan, 1. Bayezid döneminde Anadolu Türk siyasi büyük oranda sağlandı. Bakın soldaki resim 1. Murat'ın dönemindeki Anadolu'yu gösteriyor. Sağdaki ise Yıldırım Bayezid. Yorulduğu gibi Candaroğulları'nı almışız. Sarıhanoğulları'nı, Aydınoğulları'nı, Menteşe, Hamitoğulları, Tekioğulları, hatta Karamanoğulları beyliklerini almışız. Ve Anadolu'da siyasi birliği büyük oranda sağlamışız. Böylece Yıldırım Bayezid Osmanlı tarihinde Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlayan ilk hükümdar olarak tarihe geçmiştir. Evet, Anadolu'daki Türk beyliklerin içinden çok özel bir yere sahip olan Karamanoğulları'ndan bahsedelim biraz. Şimdi bu beylik Konya ve Karaman çevresinde kurulmuş bir beylik şu bölgede ve Osmanlı Devleti'ni en çok uğraştıran beyliktir. Bu beyliğe Yıldırım Bayezid döneminde son verildi. Ancak 1402 Ankara Savaşı'nda Osmanlı Devleti bir yıkılış sürecine girince beylik yeniden kuruldu. Bu beyliği tümüyle Osmanlı Devleti'ne bağlayacak olan Fatih Sultan Mehmet. Ama Fatih Sultan Mehmet Karamanoğulları'nın Karaman çevresinde bir çeşit özerk varlıklarını devam ettirecek. Ama daha sonra 2. Bayezid Karamanoğulları'na tümüyle son verecektir. Ki Karamanoğulları'nın bir diğer özelliği de Selçuklu başkenti Konya'ya girdikten sonra 1277'de Karamanoğlu Mehmet Bey çarşıda pazarda Türkçeden başka dil konuşulmayacak duyurusuyla Türkçeyi resmi dil ilan etmesidir arkadaşlar. Karamanoğulları'nın aslında çok da bize sorulmayan tarafı Hatuniye Medresesi ve Mevlana Türbesi özel eserleri arasında gösterilir. Peki şimdi Yıldırım Bayezid Anadolu'da Türk siyasi birliğini kurdu. Peki bunun sonuçları neler diye baktığımızda öncelikle Anadolu'da yönetimin kolaylaştırılıyor ve merkezi Kütahya olan bir Anadolu Beylerbeyliğini kuruyor Yıldırım Bayezid. 1. Murat döneminde Rumeli Beylerbeyliği kurulurken Yıldırım Bayezid döneminde Anadolu Beylerbeyliği kuruldu. Böylece Anadolu'da yönetim kolaylaştırıldı. Başka ne yapıldı? Karesi donanmasının Osmanlı'ya bağlanmasıyla birlikte şuradaki ne dedik? Denizcilik faaliyetleri başladı. İlk donanma ortaya çıktı artık bizde. Osmanlı Devleti'nin sınırları Mezopotamya'ya, Fırat, Dicle'ye kadar uzandı. Böylece Doğu Anadolu'ya gelmiş olduk değil mi arkadaşlar? Büyüdük artık. Timur'la karşı karşıya geleceğiz. Bakın burada Timur Devleti var ki Timur'la bir savaş yapılmak zorunda kalacak. Bu nedenle Ankara Savaşı ve birazdan göreceğiz ki çok büyük olumsuzluklara neden olacak. Son olarak Osmanlı Devleti'nin Memlüklerle Akkoyunlarla da arası açılacak. Çünkü aşağıda Memlükler var. Osmanlı Devleti'nin Memlüklerle Akkoyunlarla arası açılacak. Çünkü Memlükler Mısır'da egemen olsa da burada gördüğünüz Ramazanoğulları Beyliği, hatta Suriye falan onların etkinliği altındaydı. Akkoyunlar'da Doğu Anadolu'da onlarla da aramız açılacak ve bu daha sonraki dönemde özellikle işte Yavuz Sultan Selim döneminde ve hatta ondan önce Fatih Sultan Mehmet döneminde Akkoyunlarla, Yavuz Sultan Selim döneminde de Memlüklerle savaşlara neden olacaktır. Şimdi geldik Türk devletleri arasındaki liderlik mücadelesine. Çok önemli, buradan çok fazla soru gelecek. İki Türk devleti ne yazık ki birbirle savaşıyor. Şimdi Orta Asya'da Çağatay Hanlığı'nın zayıflamasıyla birlikte Çağatay hükümdarlığı Emir Timur'a geçti. Timur hiçbir zaman kendine sultan dememiştir arkadaşlar. Hep emir, komutan Timur olarak bilinir ama müthiş bir zeka, bir savaş ustasıdır. Çağatay hükümdarlığını ele geçiremedi. Yanında hep Çağatay Hanlığı'ndan, Cengiz soyundan birisini böyle kukla olarak gezdirdi. Sultan oymuş gibi ama işi yapan Timur. Çünkü kutsal kanı yok. Timur'dan sonra onun kutsal kana sahip olduğu kabul edilecek. Ve Osmanlı ile bir savaş yapacak. Anadolu'da Osmanlılar, İran'da, Orta Asya'nın önemli bir kısmında Timur İmparatorluğunu görüyoruz. Bu savaşın temel nedeni her iki hükümdarın can hakim olma düşüncesi. Şimdi bizim Türklerde şöyle bir anlayış var. Gökyüzünde nasıl tek bir tanrı varsa yeryüzünde de tek bir hükümdar olacak. O da bir Türk hükümdarı olacak ama asıl sorun şu, o da ben olayım. Her Türk hükümdarı diyor ki o benim olsun, o benim olsun. İşte birbirlerine girecekler. Sonuç olarak
en önemli Türk hakimiyetini belirleyen can hakimiyeti anlayışı Türk devletlerinin birbiriyle savaşına neden olacaktır. Başka neden? Şimdi her iki hükümdarın da son verdiği devlet ya da beylik yöneticileri karşı safa tarafa sığınıyor ve birbirlerini savaşa kışkırtıyorlar. İşte Timur'dan kaçan Ahmet Celayir, Celayiroğulları devletine son vermiş ya da Karakoyunlu devletine son vermiş. Ahmet Celayir Bey ile birlikte Kara Yusuf Osmanlı'ya sığınıyor, Yıldırım'ı kışkırtıyor. Osmanlı devletinin son verdiği buradaki beyliklerin beylere Timur'a sığınmış, onu kışkırtıyor. Birbirlerine giriyorlar. Savaşa gerekçe olacak. Savaşta acele eden Timur bir an önce Çin seferine çıkmak istiyor. Ama arkasında Osmanlı gibi güçlü bir devleti bırakmak istemiyor. Çünkü Çin'e gitti mi birkaç sene gelemeyecek. Osmanlı saldırırsa devleti yıkılabilir. İşte bu nedenle arkasında güçlü bir devlet bırakmak istemiyor. Tabii her iki hükümdarın da karşılıklı mektuplaşmaları var. Hakaret içerikli mektuplaşmalar var. İşte bu hakaret içerikli mektuplaşmalar savaşı kaçınılmaz kılacaktır. Peki savaşın sonucu ne oldu? Bir kere Ankara'da Çubuk Ovası'nda yapılan bu savaşla birlikte Yıldırım Bayezid yenilecek ve esir düşecek. İşte Yıldırım'ın esir düşüp kısa bir süre sonra vefatıyla birlikte devlet parçalanma sürecine girecek. Ve Yıldırım Bayezid Anadolu'daki beylik topraklarının büyük bir kısmını geri verecek arkadaşlar. Gördüğünüz Canlaroğulları, Karamanoğulları, Germiyanoğlu, Saranoğlu, Aydınoğulları, Menteşeoğulları falan hepsi yeniden kurulacak arkadaşlar. Siyasi birlik bozuluyor. Bu arada İstanbul'un fethi gecikiyor. Yıldırım Bayezid İstanbul'u kuşattı. Almak üzereydi. Hatta askerler silahlarıyla mı çıkacak, silahsız mı çıkacak buna kadar gelmişlerdi şehri teslim etme konusunda. Ama kuşatma kalktı ve Bizans'ın siyasi ömrü uzadı. 50 yıl gecikti fetih. 1402 Ankara Savaşı, 1453 İstanbul'un fethi. Bayağı işler karıştı. Batı yönlü ilerleyişte 50 yıl durdu. Osmanlı iç savaşa girdi. Taht kavgaları derken buna son verip yeniden toparlanması 50 yıl aldı. Bu da Batı'nın aslında kurtuluşu demektir. Osmanlı Devleti 1402-1413 yılları arasında bir taht kavgaları dönemi yaşadı ki bu dönem Fetret dönemi olarak tarihe geçti. Bu dönemde devlet yıkılma tehlikesiyle karşılaştı. Ki biz Fetret'i zaten burada ayrıca değerlendirelim. Evet, şimdi çok önemli, çok fazla soru gelir. Timur arkasında güçlü bir devlet bırakmak istemediği için Osmanlı topraklarını parçaladı. Beylikleri yeniden kurdurduğu gibi aynı zamanda kalan toprakları Osmanlı şehzadeleri arasında paylaştırdı. İsa, Musa, Süleyman ve Mehmet Çelebiler arasında. Ve bu dört kardeş arasında bir taht kavgası süreci yaşandı. Devlet 11 yıl başsız kaldı. Taht kavgalarıyla yıkılma dönemi yaşadı. O zaman Fetret nedir? Ankara Savaşı'ndan sonra. Fetret, Ankara Savaşı'ndan sonra yaşanan taht kavgaları dönemidir. 11 yıllık taht kavgaları döneminde devlet yıkılma tehlikesiyle karşılaşmıştır. Peki Fetret'e kim son verdi? Fetret'e son verecek olan Çelebi Mehmet'tir. Çelebi Mehmet dönemi ile birlikte devlet yeniden toparlanacaktır. Zaten Çelebi Mehmet bu nedenle devletin ikinci kurucusu unvanını almıştır. Çelebi Mehmet devletin ikinci kurucusu unvanını almıştır. Neden? Çünkü devlet toparladı, taht kavgalarına son verdi. Ama bu dönemde yine sınav sorusu olarak mutlaka sorulacaktır. Osmanlı tarihinin ilk dini içerikli isyanı olan Şeyh Bedrettin isyanı arkadaşlar. Osmanlı tarihinin ilk dini içerikli isyanı Şeyh Bedrettin isyanıdır. Şimdi Fetret büyük bir ekonomik zorlukları getirdi. Bu ekonomik zorluklar sonucunda da ne oldu? İnsanlar sıkıntılar yaşadı. İşte Şeyh Bedrettin Anadolu'daki ilk sosyalist olarak da kabul edilir. Zenginlerin malını fakirlere dağıtacağı iddiasıyla ortaya çıkınca ilgi gördü. Zaten ekonomik açıdan zorluk yaşayan Anadolu halkı da bu dönemde ona katıldı. Devlet yine büyük bir zorluklarla birlikte isyanı bastırdı. Dönemin ikinci isyanı Mustafa Çelebi isyanıdır arkadaşlar. Şimdi aslında buna Düzmece Mustafa da derler. Timur'un oğullarından biriydi. Şehzade Mustafa Ankara Savaşı'nda son ana kadar babasının yanında savaştı. Ama ardından ne yaptı Şehzade Mustafa?
Esir düştü babasıyla son ana kadar savaştığı için. İşte esir düşünce Timur tarafından Semerkant'a götürüldü. Timur'un ölümüne kaçmayı başardı ve Anadolu'ya geri geldi. Baktaki kardeşi tahta oturmuş. Yok dedi, ben de dedi tahta hak iddia edeceğim. İşte bu sefer Çelebi Mehmet taraftarları onun Anadolu'da ona olan ilgiden dolayı Anadolu'da yeniden teveccüh bulmasından onun ordusuna katılmasını engelleyebilmek için ne yapıyorlar? Ona düzmece, sahte Mustafa diyorlar. Ya diyorlar bu Şehzade Mustafa değil, o Semerkant'ta öldü. Parayı bulmuş bir zengin geldi, işte tahtı ele geçirmeye çalışıyor. Böylece ona olan ilgiyi ne yaptılar? Azalttılar ve o ne yazık ki Bizans'a sığınmak zorunda kaldı. Ve bu dönemde Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlama faaliyetleri yeniden başladı arkadaşlar. İşte görüldüğü gibi yavaş yavaş bazı topraklar Osmanlı'ya katıldı. Uç bir bilgi arkadaşlar, Venediklerle savaş. İlk deniz savaşı Osmanlı Devleti'nin aslında Marmara'da yaptığı bir deniz savaşıdır. Venedik'te yapılan bu savaşı ne yaptı? Osmanlı Devleti kaybetti. Demek ki denizcikler yeterince güçlü değiliz. Çok önemli değil arkadaşlar. Buna çok odaklanmayın. Çelebi Mehmet deyince devletin ikinci kurucusu olduğunu unutmayalım. Şeyh Bedrettin isyanı Osmanlı tarihinin ilk din içerikli isyanı ve yine o dönemde Mustafa Çelebi Düzmece Mustafa isyanı olarak karşımıza çıkan bir taht kavgası olduğunu bilelim. Bu kadar Çelebi Mehmet. Şimdi birkaç soruyla arkadaşlar dersimizi noktalayalım. Osmanlı Devleti kuruluş döneminde Anadolu'da bulunan Karesioğulları, Aydınoğulları, Candaroğulları, Menteşeoğulları gibi beylikleri egemenliği altına almıştır. Bu bilgiye bakılarak hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı Devleti Anadolu'da siyasi birliği sağlamayı amaçlamıştır. Evet, beyliklere son verdiğine göre siyasi birliği sağlamaya çalışıyor. Osmanlı'nın Anadolu'daki siyasi ve askeri otoritesi güçlenmiş. Bir sürü beylik almışsın, toprakların genişlemiş. Sınırların Doğu Anadolu'ya kadar ulaşmışsa siyasi ve askeri otorite olarak da ne yaparsın? Güçlenirsin. Osmanlı Devleti Anadolu'da Türk kültürünü yaygınlaştırmış. Olmadı. Yok bu. Niye yok? Ya zaten bu beylikler Türk değil mi? Onların halkı Türk halkı değil mi? Onlar zaten Türk kültürünü orada yaşamıyor mu? Dolayısıyla Türklerin olduğu bir coğrafyayı Osmanlı egemenliği altına almak siyasi birliği sağlar ama kültür yayılmaz. Zaten orada Türk kültürü yaşanıyordu arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız D, 1 ve 2 olacak. Ankara Savaşı'ndan sonra Timur Anadolu beyliklerine topraklarını tekrar dağıtmış ve Osmanlı toprağını Yıldırım'ın 4 oğlu arasında paylaştırmış. Ha, bak, önce beyliklerin topraklarını veriyor, sonra kalan Osmanlı topraklarını da Yıldırım'ın 4 oğlu arasında paylaştırıyor. O zaman Timur bu politikayla hangilerini amaçlamış olabilir? 1. Anadolu'da güçlü bir devletin varlığını önlemek. Evet, beyliklerin topraklarını ayırdın. Canlaroğulları'nı ayırdın Sinop'ta. Karamanoğulları'nı Konya'da ayırdın. Aydınoğulları, Menteşeoğulları, Saranoğulları Batı Anadolu'da ayırdın. Anadolu'nun ortalarında Marmara'ya doğru ve Balkanlar'da bazı topraklar kaldı. Bunları da dörde böldün. Güçlü bir devlet kalmadı. Müslümanların Batı yönlü fetihlerini durdurmak gibi bir gayesi yok Timur. Yani o Çin'e gittikten sonra belki de gelecekti ömrü yetseydi ama yok, olmadı. Böyle bir derdi de yok. Dolayısıyla o da Müslüman Türk. Niye yani Hristiyan topraklarının alınmasını engellemeye çalışsın ki? Çıkacağı Çin seferi sürecinde ardında güçlü bir devletin varlığına engel olmak ve bu da var arkadaşlar. Dolayısıyla 1 ve 3 değil mi cevabımız? Ve cevap C oldu arkadaşlar. Yıldırım Bayezid döneminde Anadolu'daki siyasi birliğin büyük oranda sağlanmasının hangilerine zemin hazırladığı savunulabilir? Evet, Yıldırım Bayezid döneminde Anadolu'da siyasi birliği sağladık. Hangilerine zemin hazırlamış olabilir? Akkoyunlu Memlük gibi devletlerle rekabet başladı. Çünkü Akkoyunlar Doğu Anadolu'da, Memlükler Suriye'de onlara komşu olunca onlar bundan rahatsız oldu. Güçlü devlet istemiyorlar sınırlarında. Yine Timur'la Ankara Savaşı yapıldı. Çünkü Timur'la da komşu olduk. Timur da Anadolu'da güçlü bir devlet istemediği için saldırmak durumunda kaldı. Osmanlı Devleti'nin doğal sınırı ulaşması yok. Doğal sınırlara ulaşmak ne demek? Aşılamayacak dağlar, denizler ve çöllerle karşılaşmak demek. Açılamayacak dağlar, denizler, çöller. Biz bunun sınırlara 17. yüzyılda ulaşacağız. Yani Atlas Okyanusu, Kafkas Dağları falan gibi yerlere doğal sınır denir. Bu durumda cevabımız 1 ve 2 yani D olacak arkadaşlar. Evet,
Şimdi bir soruyla, bir soru daha çözerek dersimizi sonlandıralım arkadaşlar. Tabii geçen haftanın örnek sorusunu çözerek. Timur ile Yıldırım Bayezid arasında yapılan Ankara Savaşı öncesi Timur, Yıldırım Bayezid'den Osmanlı ülkesinde kendi adına para bastırılmasını istemiştir. Timur bu istekle aşağıdakilerden hangisini amaçladı sanılabilir? Şimdi önce şunu unutmayalım. Para bağımsızlık sembolüdür. Bir ülkede kim adına para bastırıyorsa onun bağımsızlığı kabul edilmiş demektir. O zaman şimdi düşünün. O topraklara para bastırılması tabii bağımsızlığı kabul etmekle birlikte aynı zamanda o topraklara kimin egemen olduğunu gösteriyor. Şimdi Türkiye sınırları içinde Türk lirası geçiyor. Dolayısıyla bu devlet Türk devleti. Yıldırım Bayezid dönemine kadar da Osman'ın adına para bastırılıyor. Yıldırım, işte ondan önce Orhan Bey falan. Ama Timur diyor ki benim adıma para bastırın. Bu durumda bu topraklarda kim egemen olacaktır? Timur. Yani o aslında para bastırın diyerek onlara üstünlüğünü kabul ettirmek istiyor. Bakalım o zaman. Anadolu'da ekonomik yapıyı bozmak. Öyle bir şey olur mu? Timur parası daha mı değersiz ki? O da altın, gümüş, bu da. Osmanlı Devleti'nin egemenliğini kabul ettirmek. Az önce söyledik. Bağımsızlık sembolüdür. Timur adına para bastırıyorsanız ona bağımlılığınızı kabul etmişsiniz demektir. Var mı bir tuzak? Anadolu Orta Asya arasında ticareti geliştirmek. Hayır. Altın, gümüş, para her yerde geçiyor. Anadolu'da siyasi birliği parçalamak. Parçalayacaksan toprakları parçalarsın. Para bastırarak siyasi birlik parçalanmaz. Osmanlı Devleti'nin ekonomik etki alanını genişletmek gibi bir gayesi de yok. Çünkü onun derdi Osmanlı'yı kendine bağlamak. Osmanlı ekonomik açıdan etki alanını genişletirse ne yapacaktır? Bu Timur'un başını derde sokabilir. Evet, hadi bir önceki dersimizin ödüllü sorusunu çözelim. Osmanlı Devleti'nin Edirne ve Filibe'yi ele geçirerek bölgede hızla ilerlemesinden rahatsız olan Macar, Sırp, Bulgar, Eflak ve Bosnalılar. Ha, bir Haçlı birliği oluşuyor. Bir ara gelerek Osmanlı Devleti'ne karşı saldırıya geçmeleri sonucunda 1364 yılında yapılan Sırp Sındığı önemli bir savaş. Osmanlıların üstünlüğüyle sona ermiştir. Yalnız bu bilgiler doğrultusunda hangilerine ulaşılamaz? Balkanların Türkleşme, İslamlaşma sürecinin tamamlandığı yanlış. Daha yeni gelmiş. Oh, hiçbir zaman tamamlanmadı. Balkan uluslarının Türklere karşı Haçlı ittifakı kurdu. Evet, bunlar Haçlı değil mi arkadaşlar? Türklere karşı bir Haçlı ittifakı kurulmuş olacaktır. Edirne'nin başkent haline getirildiği. Yalnız bu bilgiden bunu da çıkaramıyorum. O zaman ulaşılamaz dediğine göre cevabımız D olacak arkadaşlar. Peki 7. dersimizin ödüllü sorusunu bir görelim. Ne diyor? Osmanlıların Anadolu Türk siyasetini sağlama amacının ilk çalışmalarından biri değildir. Bilgi sorusuymuş. Bilgilere dikkat ederek dersimize odaklanalım arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Hoşça kalın.